Oluyor. İşte aşk olmadan yakalayabildiğim kadar insanı umarım ne yaşayacağını bilerek sonrasında o kontrolü elinde tutma mekanizmasını öğretebilirim. Ama iyi ki aşk devam et eğitim hayatını bırakabilir, işleri batabilir. İnsan sorumluluklarından vazgeçer bir defa. Gerçekten çok kötü sonuçları olurdu. Herkes sonsuza kadar sürmüyor. Aşkı e, anlatmış, e, aşıkken tarafların durumlarını anlatmışken e, özet geçtim. Herkesin bildiği şeyleri tekrar ettim. E, ama peki az önce bahsettiğim gibi aşk bittiğinde ne yapacağız? Herkes sevgisiz, e, mutsuz, heyecansız bir evlilikte devam mı edecek? Yoksa geriye ne kalıyor? Ayrılacağız o zaman. O zaman herkes aşk bittikten sonra herkes ayrılmak durumunda olur. Herkese bu iki yol var gibi görünüyor demiştim ya. Aslında üçüncü bir yol daha var. Bunu size ben ifade etmeyeyim. Çok daha doğru olsun diye bu kısmı kitaptan okumaya devam edeceğim. İşte bakalım o üçüncü seçenek nasıl olur, nasıl yapılır Psikiyatrist Scott ve psikolog e, Tenov'un da aralarında bulunduğu bir grup araştırmacı aşık olmakla sevginin karıştırılmaması gerektiğini vurguluyor. Bunun için üç neden sayıyorlar. Bir, aşk iradeye bağlı ve bilinçli bir tercih değildir. Kişi ne kadar aşık olmak istese de bunu isteyerek gerçekleştiremez. Aşkla karşılaştığımızda Aşk arayışında bile olmayabiliriz. Gerçek şu ki, genellikle umulmadık insanlara ve umulmadık zamanlarda aşık oluruz. Yani aşk bir çaba gerektirmez. Kendi kendine olur. Bunu e, bekliyor bile olmasak. İkincisi, aşk gerçek sevgi değildir. Çünkü yaşanması için çaba gerekmez. Emek gerekmez. Tıpkı bir kuşun yuvasını yaparken sadece güdüsel olarak hareket etmesi gibi aşk da bizi tamamen güdüsel olan tuhaf ve mantıksız şeyler yapmaya yeter. Üçüncüsü, aşık olan kişi karşısındakinin kişisel gelişimine katkıda bulunup bulunmadığını veya tam tersini sorgulamaz. Aşık olduğumuzda kafamızdaki tek amaç kendi yalnızlığımızı sona erdirmek ve bunun sonucunu evlilikle garantilemeye çalışmak olabilir. Aşık olduğumuzda sadece istenilen noktaya ulaştığımızı ve daha fazla gelişmeye ihtiyacımız olmadığını hissederiz. Hayatta ulaşabileceğimiz en yüksek mutluluk seviyesine ulaşmışızdır ve istediğimiz tek şey orada kalmaktır. Sevdiğimiz kişinin zaten gelişmeye ihtiyacı yoktur çünkü mükemmel olmasa aşık olmazdık. Tek umudumuz mükemmelliğin korunmasıdır. Peki aşkla gerçek sevgi farklıysa o zaman aşk nedir? Aşık olmak çiftleşme davranışının genetik açıdan belirlenmiş güdüsel bir unsuru olduğu sonucuna varıldı. Evet. Bir canlı türü olarak insanın içsel cinsel dürtüleri ile harici cinsel uyarılarının birleşimine verdiği kendi türünün devamını sağlamak için çiftleşme ve ilişki olasılığını arttırmaya hizmet eden bir tepkidir. Tekrar ediyorum. Bir canlı türü olan insanın içsel cinsel dürtüleri ve harici cinsel uyarılmanın birleşimiyle kendi türünü devam ettirmek için çiftleşme ve bu çiftleşmeyi gerçekleştireceği ilişki olasılığını arttırmak için hizmet eden bir tepki türüdür, aşık olmak. Bu tanımı doğru olarak kabul etsek de, etmesek de, aşkı ve aşkın ölümünü deneyimlemiş olanlarımız, kıyaslaması imkansız bir duygusal yorumuna sürüklendiğini inkar edemez. Mantığımız genellikle devreden çıkar. Normal şartlarda söylemeyeceğimiz ve yapmayacağımız şeyleri söyler ya da yaparken buluveririz kendimizi. Duygular yatıştığında o kişiyle aramızdaki farklılıkların göz önüne serildiğini, hiçbir konuda anlaşamadığım bir insanla ne diye evlendim ki diye düşünürüz. Ama aşk bütün hızıyla devam ederken en azından önemli olan her konuda anlaştığımızı düşünüyorduk öyle değil mi? Bütün bunlardan sonra aşk yanılgısına düşerek evlenen insanlar olarak iki seçeneğimiz olduğunu söyleyebiliriz. 1- bir, Eşimizin birlikte hoşlanmadığımız Bizi sıkan bir evliliği sürdürmeyi yazgımız olarak kabul ederiz veya bu evlilikten kurtulup başka biriyle tekrar deneyebiliriz. Bizim kuşağımız ikinci seçeneğe daha çok yöneliyor ama daha önceki kuşaklar birinci seçeneğe yönelmek bir yana ikinci seçeneği görmüyorlardı bile. Ama ikinci seçeneğin daha iyi olduğuna karar vermeden önce eldeki verileri bir göz attırmak yararlı olacaktır. Ülkemizde birinci evliliklerin %40'ı boşanmayla sonuçlanıyor. İkinci evliliklerde bu oran yükseliyor, %60'a kadar çıkıyor. Üçüncülerde %75. Görünüşü bakılırsa birincisinde başaramayanların ikinci veya üçüncü evlilikte mutluluğu yakalama olasılığı giderek azalıyor. Araştırmalara göre diğer ikisinden daha iyi olan üçüncü bir seçenek daha var. Aşkı gerçekte olduğu gibi geçici bir duygusal esrime durumu olarak kabul edilebilir ve eşimizle gerçek sevgiyi var etmek ve korumak için çabalayabiliriz. Böyle bir sevgi elbette ki duygusal olacaktır. Ama aşk gibi tutku içermeyecektir. Aklı ve duyguyu birleştiren bir sevgi olacaktır. Böyle bir sevgi iradeye bağlıdır ve çaba gerektirir kişisel gelişim ihtiyacının varlığını ve sonsuzluğunu kabul eder. En temel duygusal ihtiyacımız aşk değil. Birlikte olduğumuz insan tarafından gerçekten sevilmek ve sevginin güdüsel olarak değil, akıl ve iradeyle beslenip güçlendirildiğini bilmektir. Beni sevmeyi seçen, bunun için bende sevilmeye layık bir şeyler gören biri tarafından sevilmek istiyorum. Bu çok güzel bir aşama. Yani bunu öğrenmek bence çok güzel bir aşama. Ben bunu öğrendiğimde çok mutlu olmuştum. Aşk için hiçbir emek gerekmiyor. Kendi kendine oluyor. Kendi kendine geliyor, kendi kendine gidiyor. Ama evlendiğiniz kişi de o aşk çekildiğinde her şey kötüleşmeye başladığında işte gerçekten orada sevgi için, gerçek sevgi için çaba gerekiyor. Her gün uyandığınızda onu sevmeyi seçiyorum demeniz gerekiyor. Gerçekten gerçek sevgi bir çaba, bir inanç ve bir seçim, başlıca bir seçim. Düşünsenize karşınızdaki kişi sabah uyandığında sizi sevmeyi seçiyor. Diğer bir seçenek de var ama bunu seçen ve bunun için çabalayan biri tarafından sevildiğinizi bilmenin verdiği Hazla, o aşkın uçuşan e, duygusu bence kıyaslanamaz bile. Aklıyla seçiyor. E, sizin ona yaşattığınız diğer duyguları da, e, o duygulara da vefa göstererek aklıyla sizi sevmeyi seçiyor. Yani uçuşan bir şey değil, gerçek bir şey. Aşık olmadığınız zamandan korkmayın lütfen. İşte o evlilikte bunu öğrenip, kalabilirsiniz ve aşktan çok daha iyi bir iş çıkarırsınız. Böyle bir sevgi çaba ve disiplinsiz olmaz. Enerjinizde karşınızdaki kişinin de yarar görebileceği şekilde harcamayı ve bunun için çabalamayı tercih etmelisiniz. Çabalarınız sayesinde birlikte olduğunuz kişinin yaşamının zenginleştiğini bildiğinizde bu kendi içinizde de belirgin bir tatminlik yaratacaktır. Bunu yapmak için aşkta olduğu gibi mutluluktan uçmanız, kendinizi kaybetmeniz şart değildir. Gerçek şu ki aşk döngüsünü doldurup sona ermeden gerçek sevgi onun yerini alamaz. Yani umalım ki aşk bir an önce çekilsin ve biz tercih ettiğimiz şekilde duygularımızla ve aklımızla sevmeyi seçelim. O mertebeye bir an önce gelelim. Aşk çabuk çekilsin devam ediyorum. Aşkı kaybeden evli çiftler bu habere sevinmelidir. Eğer sevgi bir tercih ise aşkın tutkusu sona erdiğinde ve gerçek dünyaya döndüklerinde sevilebileceklerini anlamalıdırlar. Böyle bir sevginin başlangıç noktası tutum ve düşünce tarzıdır. Sevgi, seninle evlendim ve senin iyiliğini düşünmeyi tercih ediyorum der. Bu durumda eşini sevmeyi tercih eden kişi bu ta, bu kararını ifade etmesini sağlayacak yolları da bulur. Yani bugün eşinizi sevmeyi e, ve onun hayatına bir şey katmayı tercih ederseniz mutlaka onun için yollar bulursunuz ve karşınızdaki kişi onun için bu yolları bulduğunuzu gördükçe sizi sevmemesi imkansız. Onun da size bir şey vermek istememesi imkansız. Ee, insanlarda bu alışveriş özellikle duygusal alışveriş sürekli yapıyoruz. Bunu bundan asla vazgeçemeyiz. Yani aslında siz e, bir şey verdiğinizde onu bir yerde onun da size bir şey vermesini e, konusunda mecbur bırakmış oluyorsunuz. Çünkü siz gerçekten güzel bir şey verdiğinizde karşınızdaki de size vermek isteyecek. Siz ne kadar çabalarsanız o da Allah Allah nasıl, bu nasıl yapılıyor? Ne kadar güzel yapılıyor? Ne kadar güzel hissediliyor? O güzel hissettiği zaman o da size güzel şeyler verecek. Emin olabilirsiniz. Bazılarınız bu işe yaramaz. Çok yüzeysel diyebilirsiniz. Sevgi bir tutum olabilir mi? Kayan yıldızlar, balonlar, güçlü duygular, beklentiler, özlem, gözlerdeki ışıldı, öp öpücüklerdeki elektrik, cinselliğin heyecanına ne olacak? Eşimin gözünde en önemli kişi olduğumu bilmenin getirdiği güvenlik duygusu. Kitabımızda anlattığımız şey işte tam olarak bu. Karşılıklı sevgi ihtiyacını nasıl karşılayacağız? Bunu öğrenebilir ve gerçekleştirmek isterseniz size söz veriyorum. Eşinizle aranızdaki sevgi, aşk sırasındaki hissettiklerinizden çok daha heyecan verici olacak. Yıllardır evlilik seminerlerinde ve danışmanlık seanslarında beş baskın sevgi dilinden söz ediyorum. Bu kitapta okuyacaklarınızın doğru olduğunu kanıtlayacak binlerce çift gösterebilirim. Eşinizin sevgi deposu doluysa ve sevginize gönülden inanıyorsa hayat çok daha güzel görünür. Ve eşiniz hayattaki en yüksek potansiyelini gerçekleştirmek için harekete geçer. Ama sevgi deposu boşsa ve sevildiğini değil, daha ziyade kullanıldığını hissediyorsa hayatı karanlık görürsünüz ve eşinizin muhtemelen potansiyelini asla gerçekleştiremeyebilir. İlerleyen 5 bölüm boyunca 5 sevgi dilini tek tek açıklayacağım ve 9. bölümde Eşinizin baskın sevgi dilini keşfettiğinizde sevgi çabalarınızın nasıl verimli hale gelebileceğine dair örnekler sunacağım. İşte bir sonraki videoda gerçek adımlar atmaya başlayacağız. Sevgi, aşk, sevgi deposu, seçim. Bu aslında bir girişti. Sevgi dillerini anlattığım bölümlerde eminim herkes bu mu benim dilim, bu mu benim dilim diye daha büyük heyecan duyacak. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Dediğim gibi, gördüğünüz gibi aşk meşlerle bitirmedik. Mutlu, huzurlu yuvalarda oturalım. Birbirimize güzel bakalım. Güzel düşünelim, güzel konuşalım. Birlikte başaralım. Güçlerimizi birleştirip daha büyük başarılar elde edelim. Huzurla, sağlıcakla.